İzmir'de yaşanmış olan 6.6 büyüklükteki deprem felaketinin arkasından daha günler geçti. Bakın haftası bile olmadı, günler geçti. CHP'nin üst düzey yöneticileri deprem üzerinden siyaset oyunları, kirli oyunlar oynamaya başladılar bile. Şimdi CHP'nin ikinci kişisi, bakın ikinci kişisi Selin Sayık Böke Twitter paylaşımında bir vatandaşın AFAD çadırına giderek kendisine çadır istediğini ve AFAD yetkililerin kendisine çadır veremeyeceğini, eğer çadır almak istiyorsa, bunu talep ediyorsa ilk başta evinin depremde hasar gördüğünü ve kullanılamaz olduğuna dair bir hasar tespit tutanağı getirmesi gerektiğini söylediğini açıklıyor Twitter'da. Ve AFAD ekipleri de soruyormuş, evli misin, bekar mısın? Eğer bekarsa zaten vermiyormuş, yok aç kalıyormuş, yok yaşam malzemesi ve bu hani battaniye gibi, yatak gibi, buna benzer kullanabileceği eşyaları vermiyorlarmış. Böyle bir paylaşımda bulunuyor. Kim? Selin Sayık Böke. Kim oluyor? CHP'nin ikinci kişisi. Kılıçdaroğlu'ndan sonraki gelen ikinci kişisi. Şimdi bakın, hemen arkasından AFAD Genel Başkan Yardımcısı açıklama yaptı yani. Şimdi adamların yükü zaten ağır. Zaten bu deprem olayından, bakın hafta geçmedi ya, haftalar demiyoruz bak, hafta, günler, yani kısa günler geçti. Daha şöyle söyleyebiliriz ki daha enkaz altından insanların cansız bedenleri hala çıkartılıyor. Bakın mucizeler bile gerçekleşiyor. 75, 76, 78. saatlerde canlı insanlar bile hala çıkıyor. Bakın o kadar taze. Bakın daha hala canlı insanlar bile, yaralılar bile çıkarken kirli siyasetlere başlamışlar. Bakın kirli siyasetlerine. Yani bu kadar taze. Bunu hani özellikle vurgulayarak söylüyorum ki ne? İnsanların daha yani canlı çıkma ihtimali varken bile bunu yapıyorlar. Vurgulayarak söyledim. Şimdi deprem AFAD ekibinin hani genel başkan yardımcısının açıklamasında artık hakaret ve küfür edemeyeceği için, konumu gereği onlar gibi aşağılık olamayacağı için şöyle bir açıklama yapıyor. Ben size yalancı demiyorum. Yani yalancı demiyorum. Siz yanlış bilgilendirdiğinizi düşünüyorum sizin. Daha depremin üzerinden çok kısa bir zaman geçmişken ve ekiplerimiz hala canla başla orada mücadele gösterirken, sergilerken mücadele, canlı ve cansız insanları toprak altından, yani göçük altından çıkartırken hala ve bu deprem sonrası değilin hani hasar tespiti yapmaya gelecek bilirkişilerin raporu, daha hala enkazlar bile, yani enkazlar bile kaldırılmamışken böyle bir evrak hayatta biz talep etmeyiz. Hayatta kimseye de sen evli misin, bekar mısın diye sormayız. Biz oradaki göçük altında kalmış insanlarla, o ailelerle mi, hani onları kurtarmakla mı uğraşalım? Onlarla mı, onlar için mücadele verip onlara mı harcayalım enerjimizi? Yoksa sizin gibi yalancı ikiyüzlülerin yapmış olduğu kirli siyasetlerine, kirli oyunlarına cevap vermekle mi zamanımızı geçirelim diye böyle dolaylı yoldan kibarca çok güzel bir küfür eder gibi etmiş, haddini bildirmiş o had size. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aynen dediğim gibi daha canlı ve cansız insanlar daha göçük altından çıkartılırken kirli siyasetlerine şimdiden başladılar. Ve imar barışından ötürü parlamento Cumhurbaşkanı suçluymuş. Ya göçük altında, bakın göçük altında kalan insanlar veyahut da uçan evlerin hangisinin ruhsatı var ya da hangisinin ruhsatı yok diye deprem sordu yani. Allahu Teala ruhsata mı bakar ya? İsteyince yerle bir eder, dümdüz eder. Ne alaka yani? Bir sokakta iki tane ev düşünün. Birisi imar barışından yararlanmış, birisi yararlanmamış. İkisi de kaçak ama. E şimdi deprem gelip evi sallarken senin ruhsatın var, seni ben yıkayım. Onun ruhsatı yok, onu yıkmayayım mı diyor. Gecekondu Türkiye'nin her yerinde, her şehrinde, her ilinde, ilçesinde var. Gecekondular biliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz.
Avrupa'da yaşamıyorsunuz. Hepsi gecekondu, çok var, bir sürü var. Bunların hep gecekondu olmasın diye bunların oturma izni, bunlara bir hani tapu verelim. Bu imar barışı, bak imar affı değil, bak barışı, imar affı yine yapmamış. İmar barışı demiş adam. Barışla af arasında çok fark var. İmar barışı yapmış. Bunlara birer otursun evinde, elektriğini, suyunu, doğalgazını rahatlıkla ayırttırsın ve bir malına değer eklensin. Yani bankalar tanısın. Kredi çekebilir, satış yapabilir. Yani bir tapu çıkarsın diye halkın iyiliği için böyle bir yasa çıkardılar. Bunlar da Cumhurbaşkanı bu yasayı çıkardı. Cumhurbaşkanı onları o imar barışı yaparken onları kontrol etmesi gerekiyormuş. Onlara niye tapu vermiş? Kardeşim deprem olduktan sonra tapusuzlar da yıkıldı. Şimdi tapusuzlar yıkılınca suçlu olmuyor. Yok, tapulu yıkılınca Cumhurbaşkanı ona o tapuyu verdi, o suçlu. Çok saçma, manyak bir şey ya. Çok saçma bir şey yani. Hani imar barışından yararlanan insanlara, tapusunu alan insanlara evinde oturma izni veriyoruz. Artık evlerine girip rahatlıkla oturabilir. Ama imar barışından yararlanmamış diğer kaçak yapılara oturma izni vermeyeceğiz. Bir ay, bir sene, üç, beş sene içerisinde yıkacağız onları. Zaman tanıdık. Hemen o evi terk etsin. O eve girmesin. Çünkü o ev güvenli değil diye yıkım kararı çıkarsa devlet, o zaman dersin ki ne? Ya o tapulu, tapusunu verdiğin evi kontrol etmediğin için o uçtu, o insan canını verdi orada, suçlu devlet dersin. Ama sen ona tapu vermişsin, vatandaş içinde oturuyor, tapuyu vermemişsin, tapusuz kaçak, onun içinde de oturuyor insan. Fark etmiyor yani, uçunca ikisi de uçuyor. Hiç fark eden bir şey yok. Bunu anlayacak ve bunu onlara anlatacak ve bunların o ikiyüzlü siyasetini çürütecek bir bakan çıkıp da ellerine yüzlerine tükürerek bunların bu çirkin ikiyüzlü siyasetlerini haykıra haykıra yüzlerine vurmuyor arkadaş ya. Böyle basit, yalan, ikiyüzlü böyle siyasetlerle geçinip insanların midesini, kafasını karıştırıp bulandıran bu hadsizlere cevabını vermiyorlar. Niye vermiyorlar bilmiyorum. Belki de bunların ne halt olduklarını bildikleri için mi vermiyorlar? Veyahut da kendi yalanlarını iki gün sonra geri kendileri yalanlayacak. Belki bekliyorlar, iki gün sonra geri kendileri yalanlayacak. Belki de o yüzden. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.